Evet, ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Bir konuğumuz var. Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Sayın İbrahim Çanakçı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Gülinay Hanım. Elif ben çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Ee, i̇lk olarak, estağfurullah rica ederim. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Ee, Deva Partisi lideri Ali Babacan Cuma günü bir video paylaştı. Videonun başlığı... E, Can yakan bir gündemimiz var ekonomi demişti ve ikinci tur seçimlerinin sonucunda e, mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması durumunda ekonomide neler olacağını anlatmıştı. Bir de sizden dinleyelim e, eğer Erdoğan kazanırsa ekonomimizde ne gibi hareketler olacak? Şimdi Elif hanım biliyorsunuz bu iktidar iki şeyle halkımızı korkutup bir kara propaganda yürütüyor. Bunlardan birisi Millet İttifakı iş başına gelirse, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olarak seçilirse terörde bir zafiyet, terörle mücadelede bir zafiyet yaşanacak. Terörle mücadelede geri adımlar atılacak. İkinci e, kara propaganda da işte Millet İttifakı iş başına gelirse inanç özgürlüğü anlamında, bir takım muhafazakar kesimlerin kazanımı anlamında geriye gidişler olacak. Şimdi bu ikisi de tam bir kara propaganda. İkisi de külliyen yalan. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçildiğinde Millet İttifakı yürütme e, erkine e, erkini e, tabi e, kazandığında e, bunların hiçbirisi olmayacak. Bunların hiçbirisi olmayacak. Bunlar tamamen bir kara propaganda ve e, külliyen yalan. Ama şimdi Erdoğan kazanırsa ekonomide ne olacak? konusundakilerin hepsi gerçek. Niye hepsi gerçek? Niye hepsi gerçek diyoruz? Çünkü geçmiş 5 yıldaki performans ortada. Geçmiş 5 yıldaki durum ortada. Şimdi geçmiş 5 yıldaki durum ortadayken gelecek 5 yılda ne olacağını kestirmek bir karamsarlık değildir. Bir kehanet değildir. Hele hele Sayın Erdoğan ben bu politikalara devam edeceğim. Ben bu politikaları sürdüreceğim diyorsa Bizim geleceğe ilişkin söyleyeceğimiz şeyler ve söylediğimiz şeylerin hepsi gerçek ve hepsi maalesef gerçekleşecek. Bakın ne olacak orada e, Sayın Genel Başkanımız da e, altını çizdi. Erdoğan kazanırsa zam yağmuru demektir bu. Niye? Çünkü bütün fiyatlar şu anda bastırılmış durumda. Bütün fiyatlar zorla kontrol edilmeye çalışılıyor. Bakın et fiyatlarını kontrol etmek için ithalatı açtılar. 205 liraya düştü. Tekrar 240 liraya çıktı. Şimdi tekrar seçimden sonra eğer kazanırsa ne olacağı belli. Yani bu hayat pahalılığı, enflasyon devam edecek. Kronik yüksek enflasyon devam edecek. Hele hele Türkiye'nin çok daha yüksek enflasyonla karşılaşması kaçınılmaz olacak. Şimdi Erdoğan kazanırsa yoksulluk artacak, fakirlik derinleşecek. Niçin bunu söylüyoruz? Bakın tablo açık. Ben rakam veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı iş başına geldiğinde bu akıldan bilimden uzak politikaları devreye soktuğunda yani Mayıs 2018'de açlık sınırı 1600 liraydı. Bugün Nisan 2023'te açlık sınırı 10135 lira yani 6 katına çıkmış. E şimdi geçmiş 5 yılın durumu bu. E gelecek 5 yılda açlık sınırının 20.000 liraya, 30.000 liraya, 50.000 liraya çıkmayacağını nasıl söyleyebiliriz? Çünkü bu politikalar bunu üretmiş. Bir fiil gözümüzün önünde yaşıyoruz. Ve aynı sonucu üretecek daha ağır sonuçlar üretecek. Bakın Erdoğan kazandığında orta direk çökecek de, diyoruz. Niye? E şimdi buradan bakın çalışanların milli gelir içinden aldığı pay son 4 yılda 10 puan azalmış. Sermayenin elde ettiği pay 8 puan artmış. Yani ne demek çalışanların cebinden çalışanların cebinden 90 milyar dolar 90 milyar dolar alınmış demek. Yani son 4 yıl içerisinde bu milli gelirden pay itibariyle. E şimdi bu yoksulluk devam edecek. Yoksulluk derinleşecek. E bugün bakın her türlü yoksulluk artmış durumda Elif Hanım. Yani çocuk yoksulluğu, gıda yoksulluğu, enerji yoksulluğu, barınma yoksulluğu, öğrenci yoksulluğu, çalışan yoksulluğu diye bir kavram ortaya çıktı bu ülkede. Çalışanların çok önemli bir kısmı yani %60'a yakın bir kısmı asgari ücret elde ediyor. Asgari ücret dediğimiz şey ne? Açlık sınırının bakın şu andaki açlık sınırının 1635 lira altında bugün itibariyle. Şimdi böyle bir tablo. Dolayısıyla Erdoğan'ın kazanması demek orta direğin çökmesi demek. Erdoğan'ın kazanması demek paramızın pul olması demek. E niye paramızın pul olması diyoruz Elif Hanım? Şimdi tablo ortada. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı iş başına geldiğinde 1 dolar 4 lira 70 kuruştu. Bugün ne kadar? 20 lira. Kaç katına çıkmış? 4 katından fazlaya çıkmış. E şimdi yarın dolar işte şuraya çıkacak. Ben hani hiç rakam telaffuz etmem. Rakam telaffuz etmeyi de doğru bulmam. Kendimiz açısından, siyasiler açısından ama şimdi geçmişteki bu hani 4 kattan fazla artışı Göz önüne aldığınızda önümüzdeki dönemde dolar kurunun nereye gideceğini tahmin etmek çok mu zor? Yani bunları söylediğimiz zaman bir karamsarlık mı ifade etmiş oluyoruz? Hayır bunlar gerçek. Bakın eğer Sayın Erdoğan yine kuru baskı altında tutmaya çalışırsa her şeye rağmen böyle bir takım zorlamalarla o zaman da dövizde kara borsa olacak demektir çifte kuru olacak demektir. Çoklu kuru olacak demektir. Ve nitekim zaten bunları da görüyoruz. Bunları da bil fiil yaşıyoruz. Yani Erdoğan kazanırsa ülke tefeci faiziyle borçlanmaya devam edecek. Peki bunu niye söylüyoruz? Yani bunu bir sadece bir karamsarlık pompalamak için mi söylüyoruz? E hayır. Tablo ortada. Bakın şimdi çok basit bir örnek. Şimdi geçen perşembe günü Sayın İnce'nin çekilmesiyle beraber Millet İttifakı'nın kazanma ihtimali arttı değil mi Elif Hanım? Şimdi ne oldu? Türkiye'nin risk primleri birdenbire aşağıya düştü. 500 baz puanın altına geldi. Şimdi daha sonra ilk turda işte Cumhur İttifakı önde kapadığı için parlamentosu işlemlerini 700 baz puana çıktı. 700 baz puana çıkması ne demek biliyor musunuz? Ee, Elif Hanım Şimdi bu vatandaşın sırtına yük binmesi demek, tefeci faiziyle borçlanmak demek. Yani hazine bugün dışarıdan borçlanmaya çalıştığında dolar cinsinden yüzde onla ancak borçlanabiliyor. Halbuki Türkiye'nin risk birimi normalde yani eğer yatırım yapılabilir bir ülkeyseniz 100-150 baz puandır. Bunlar geçmişte de oldu. 2013 yılında bu yaşandı. E şimdi siz bunun üzerine yani yüzde beş buçuk yani 550 baz puan artı bir risk primi ödüyorsanız bu ne demektir? Siz yani toplam dış borçlanmanız üzerine ağır bir faiz ödüyorsunuz demektir. Türkiye'nin dış borcu 450 milyar dolar. E bunun %5,5 daha yüksek bir faizden çevrilmesi demek yıllık 24 milyar doların üzerinde bir faiz yükü demek. E yıllık 24 milyar doların üzerinde faiz yükü demek tabii ki vatandaşlarımızın, hanelerin her birine 1000 dolardan fazla yılda yük gelmesi demektir. Yani şimdi siz asgari ücrete hani artış yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur? Memur maaşına artış yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur? Siz öte taraftan işte bu tür yüklerle vatandaştan daha fazlasını geri alıyorsunuz. Yani özetle Erdoğan'ın kazanması demek Türkiye'nin tefeci faiziyle boşlanması demek. Erdoğan'ın kazanması demek Kıtlık demek yokluk demek. Niye bunu söylüyorum? Şimdi siz Türkiye'yi güvenilmez bir ülke haline getirmişsiniz. Yolsuzlukların zirve yaptığı, şeffaflığın dibe vurduğu bir ülkeye finansman gelir mi? Yani bu kadar dediğim gibi risk priminin yükseldiği bir ülkeye finansman gelir mi Elif Hanım? Finansman gelmezse siz temel ihtiyaçlarınızı bile karşılayamazsınız. Yani bakın Ameliyat hanelerdeki malzemeden tutun ilaçlara kadar, akaryakıta kadar işte hep gururumuz diye övündüğümüz bu savunma sanayindeki projelerin girdilerinin teminine kadar her noktada ciddi sıkıntı yaşarsınız. Yani bu Erdoğan'ın kazanması kıtlık demek, yokluk demek, kuyruk demek. Bakın kuyrukları kuyruk demek derken afaki mi konuşuyoruz? Hayır. Yani Ucuz ekmek için veya ucuz gıda için kilometrelerce kuyrukların oluştuğunu görmedik mi biz? Görmüyor muyuz biz? Yani pazarlardan gıda artığı toplayan insanları görmüyor muyuz? Çöplüklerden gıda artığı toplayan insanları görmüyor muyuz? Yani bunların yaygınlaşması demek, bunların derinleşmesi demek, Türkiye'nin içe kapanması demek, dünyadan kopması demek.